Nedir bu Koray? Çok açık değil mi hocam? Bu okulda böyle organizasyonların önce benim onayımdan geçmesi gerek. Ama benim haberim bile yok. Vallahi Şiyer Bey asabileceğimi söyledi. Yani bence siz bir onunla konuşun. Şiyer Bey bu kadar parayı kime verebileceğini de söyledi mi? Ya bu ne Koray, çıldırdınız mı siz Allah aşkına? Hocam gerçekten 200 dolardı. Ben onu 200 YTL'ye bağladım. İyi halt etmişsin. Nedir hoca hanım? Bir sorun mu var? Vallahi Gönül hocam bunları benden habersiz asamazsınız diyordu da. Öyle mi? Benim bilgim var efendim. Ben söyledim asabileceğimi. Fiyattan da haberiniz var mı Şiyer Bey? Ya bu çocukların ailelerin eti ne budu ne? İstanbul'da bile insanlar bu fiyata eğlenmiyor. İstanbul'un eğlence hayatını sizin kadar bilemeyiz tabii. Malum biz okul dışında da sizin kadar hareketli değiliz. Ne demek istiyorsunuz siz? Gençlerle takılan genç kalır yani. Onu diyorum. Peki tamam. Siz kazan. Ne mektubu bu? Korkmayın. Sandığınız gibi aşk mektubu falan değil. İstifamı hazırlamıştım. Görüyorum ki vermekte geç bile kalmışım. Artık zevkle işleme koyabilirsiniz. As evladım. Her yere as. Bir tane de benim koridora as. Babana da selam söyle. Emredersiniz hocam. Ne oldu su samurları ha? Ben diyordum da inanmıyordunuz. Abi harbi uçmuş bunlar ya. Ya? Abi ben hayatta alamam ki bizimkilerden bu kadar para. Ya aslında benim evde var biraz birikmişim ama onu da buna verirsem oho. Oğlum ne vereceğim buna 200 liraya? Hadi verdin 200 lira ne alıyorsun? Mitide köfte, patates kroket. Mitide köfte ne be abi? Ya neyse ne birader ya Allah Allah. Hem oğlum ya sen ver benim anneme 200 milyonluk kıymayla bayat ekmeği. Ya bütün mahalleye bir hafta köfte ayrı yapar ya. Millet ihya olur birader. Allah Allah. Gel. Hocam vaktiniz varsa bir şey söylemeye geldim. Oo Deniz Bey. Buyurun buyurun. Bizim öğrencilerimize ayıracak vaktimiz her zaman vardır. Yeter ki okulla ve derslerle ilgili olsun. Bu daha çok arkadaşlarımla ilgili hocam. Evet. Seni dinliyorum. Size daha önce de söylemiştim. Şu mezuniyet meselesi. Kimse o kadar parayı veremez demiştim. Eysi bu söylediklerim pek etkili olmamış ki bunun üzerine geçen hafta bizden gidip o oteli tutmamızı istediniz. Evet. Bu mu sorun yani? Sorun şu hocam. Bu organizasyonun sorumlusu olarak ben hep bu okulda mağdur olabilecek öğrencileri düşündüm. Öyle mi? Peki biz kimi düşünüyoruz? Siz benim gibi düşüneceğinize gidip okulun en zengin çocuğunu kolladınız. Bu tavrınızı anlamakta zorlanıyorum. Sende bir anlayış bozukluğu olduğunu seni daha ilk tanıdığımda anlamıştım zaten evladım. Ben bunları hakaret etmeniz için söylemedim. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, daha bitmedi. Bizim okuduğumuz yıllarda sözüm ona mazlumu savunmak adına mevcut düzene karşı çıkan bir takım ateşli gençler vardı. Biz onlara kısaca anarşist derdik Denizciğim. Yani? Yani sana bakınca onları görüyorum. Ama biz anarşistleri hiç sevmeyiz. O yüzden bu işle ilgili olarak sorumlu olduğun görevden şu anda kovuldun. Kovulmadım. Ben bırakıyorum. Buraya da bunu söylemeye geldim izninizle.